Hocam selamünaleyküm. Bir hanımefendi yazmış. Bursa'dan kekemeliğim var. Doğuştan değil sonradan olma. Hocalara falan gittik. Kursa gitmiştik. İyi gelmişti. Ama yine başladı tiklerim. Tiklerim oluyor demiş. Size danışmak istedim. Hakkınızı helal edin hocam demiş. Kekemeliği var. Şimdi bununla ilgili ben çok teferruatlı bilgiye sahip değilim. Ancak kekemeliğin çok rahat düzeltilebildiğini de duydum ve biliyorum. Benzeri kardeşlerimiz de var. Var, Kur'an var tabii. okumalar, özellikle zikirler, Kur'an okumalar kekemeliğe iyi geliyor. Engel tabii Engel teşkil. Bir teşekkür. de akıcı konuşma. Çünkü dilin çözülme açısından. Şimdi Allah Celle Celaluhu bize öyle bir yaratılış, hikmetli bir yaratılış vermiş ki ağzımızın içerisindeki her bir tümsek nokta dahi bir harfin çıkış noktası. Yani hiçbir şey sebepsiz yaratılmamış. Dilin hareketleri, dişlerin oyukları, damakların tümsekleri, Dudakların gırtlak yapısı, hareketleri, dudak gırtlak yapısı, yapısı. tabii geniz yapısı, her birisi Kur'an okuma adına, Kur'an'ı okuyabilmemiz için yaratıldığı aşikar belli yapılar. Her açıdan. Ve dolayısıyla bu Kur'an okurken, şimdi normal konuşma esnasında dil her yere gitmez. Latin alfabesini konuşurken veya işte benzeri alfabeleri konuşurken dil her yere hareket etmez. Ama Kur'an Kur'an. alfabesinde yani Kur'an okurken dil ağız yapısının tamamı kullanıldığı için dilin hareketleri daha kıvrak, daha gevşek oluyor. Bu Ve da geliştirmiş oluyor. kekemeliği, aynen bu da Kekemliği engellemiş kekemeliği oluyor. engelliyor veya çözüyor Allah'ın izniyle. İnşallah. Ama bununla ilgili tabii bu işin uzmanları da doktorları da es geçmemek lazım inşallah.